Asır gündemden herkese merhaba. Siyaset içerisinde adaylar yavaş yavaş açıklanıyor. Bugün Ekrem İmamoğlu kendi adaylığını açıkladı. İlçeler iddialara göre bir kriz nedeniyle açıklanamadı. Özgür Özel'le yaşanan bir kriz yüzünden AK Parti ise pazar günü artık sahaya iniyor ve adaylarını açıklıyor. Maraton başlıyor. Bugün yine Murat Kerkitlioğlu ile birlikte seçimde neler olacak? Adaylar kimler? Masaya yatıracağız. Abi artık sahaya indiler. Evet, evet. Zaten biliyorsun Yüksek Seçim Kurulu'nun resmi açıklamasından sonra resmen seçim sattım haline girilmiş oldu. Tabii YSK bunu açıkladı ama tabii partilerin adayları çok fazla merak konusu. Özellikle AK Parti'nin. İstanbul, Ankara hani büyük şehirlerdeki adayları, ilçeler de tabii çok önemli ama hani özellikle büyük şehir adayları merakla bekleniyor. Bunun bir kısmını pazar günü Sayın Cumhurbaşkanı zaten açıklayacak. Hani özellikle İstanbul özelinde. Ankara'yı da ayrı bir yere koydu biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı. Ankara'yı da bir sonraki günlerde açıklayacak. Tabii çok fazla isim dolaşıyor. AK Parti açısından konuşuyorum şu anda. Yani Fatih Belediye Başkanı Ergun Turan'dan tutun da eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a, eski Ulaştırma Bakanı Adil Karaosmanoğlu'ndan işte Tevfik Göksu'ya kadar birçok isim gündemde. Ancak hani şunu sen de çok iyi bilirsin. Son kesin isim Cumhurbaşkanı'ndadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dadır. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başka kimse bunu bilmez. En yakınları bile bilmez. Yani açıkladığı zaman herkes duyar veya hani bir şeyi vardır kabineyi oluştururken de bir iki saat evet. Önceden veya en fazla bir gün önceden arayarak onlara duyurur. O isimleri de ondan sonra açıklar. Bunlar AK Parti'de çok şey yürür. Çok gizli yürütülür. Herkes şunu söyler aslında son hani orada tek kararı Cumhurbaşkanı verir diye bir laf vardır ama öyle değil. AK Parti'de temel yoklamaları... Bu konuyla ilgili değerlendirmeler, anketler o kadar çok yapılır ki bu da bir anlamda bir istişaredir. Bu istişareler sonucunda da işte bu hafta sonu pazar günü Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul'u açıklayacak. Peki abi az önce saydığın isimler çerçevesinde farklı başka bir isim çıkabilir mi? Çıkabilir. Şimdi şöyledir AK Parti'de böyle birçok isim konuşulur, ortaya atılır. Ancak çok kontra bir isimde, herkes şaşırtacak bir isimde Cumhurbaşkanı yapabilir. Bundan önce yaptı, bundan sonra da yapar. Yani mesela kabine oluşurken biliyorsun bir sürü isim ortaya atılır. Kabine listeleri dolaşır etrafta. Ama bir bakarsınız ki bambaşka bir listeyle karşı karşıya kalırsınız ki bu son genel seçimlerden, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı kabineyi kimse tahmin edemiyordu biliyorsun. Ne isimler dolaşıyordu ama büyük bir sürprizle karşılaştık. İstanbul'da da karşılaşabiliriz. Ben sadece şuna eminim. Sayın Cumhurbaşkanı burayı şansa bırakmayacaktır İstanbul'u. Yani çünkü Cumhurbaşkanlığı seçimleri bitti. Ardından verdiği talimat İstanbul'du. Yani tabii ki yerel seçimler 31 Mart ama onun özelinde de mutlaka İstanbul. İstanbul'u bir kere daha kaybetmez Sayın Cumhurbaşkanı. Onu alabilmek için de gerçekten riske etmeyecektir, şansa bırakmayacaktır diye düşünüyorum. CHP'ye gelecek olursak, şimdi orada tabii yine çok ilginç şeyler yaşanıyor. Yani özellikle dün bir sürü iddialar ortaya atıldı. Ya çok, Özkan'cığım. Özgür Özel döndü buraya geldi sonra. Ya şimdi şöyle, hani bunu, hani CHP'de yaşananları hep şöyle özetliyorlar. Diyorlar ki, hani CHP'de istişare hep ön plandadır. Diğer partilere benzemez. Bunu hep tartışırlar, konuşurlar falan denir. Ya iyi de yani bu istişare değil. Bu başka bir şey. Bu istişare değil. Hani istişare olsaydı hani mesela Kemal Bey'le yani eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla şimdiki genel başkan Özgür Özel'in ilişkilerini düşünüyor musun? Hatırlar mısın? Lütfen bir hatırla. Evet. Gözyaşları dökmüştü Özgür Özel Kemal Bey için. Ya Kemal Bey'i en iyi savunan, en sağlam savunan isimlerden biriydi değil mi? Ya Kemal Bey'in karşısına çıkacak bir adaya ağız dolusu laflar söyleyen de isimdi. Ne oldu? Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine ona rakip oldu. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine genel başkanı. Yani bugün aslında abi her ne kadar kriz yok mesajı verseler de şey yok. Çıkıp, büyük kriz var.
Bak şunu anlat. Resmi olarak dün açıklayacaklardı tabii, aslında. Tabii. Bugün ilçelerde açıklanacak. Tabii, muhakkak doğru söylüyorsun. Hani orada oraya geleceğim onun için ama örneklemelerle gelmek istiyorum. Mesela Ekrem İmamoğlu ile baba oğullardı biliyorsun. Kemal Bey. Şimdi biz bunları konuştuğumuz zaman o dönemi de böyle eleştirdiğim zaman şey diyorlardı. Ya bu istişare CHP'de çok önemlidir. CHP istişare etmeden bir şey yapmaz. Buradan bir sonuç çıkmaz ama bir şey olmaz. Nasıl bir şey olmaz? Ne oldu gelenekçilerle değişimciler? Kim değişimcilerin öncüsü? Ekrem Bey. E kim yedi Ekrem Bey, şey Kemal Kılıçdaroğlu'nu? Hani halk tabiriyle söylüyorum. Koltuğundan etti. Ekrem İmamoğlu. Hani nerede kaldı baba oğulluk? Oğul ilk fırsatta babayı yedi. Yani o nedenle hani bana bunu sadece böyle CHP'de istişare hep ön plandadır gibi laflarla anlatmak gerçekten güçtür. Bana anlatamazsınız bunu. E gelelim düne. Parti meclisi toplanmış. Herkes İstanbul'daki 39 ilçeyi bekliyor. Doğru mu? Doğru. Adayları kim olacak? Doğru. Akşam büyük bir resleşme. Ekrem İmamoğlu ile ki bunda bence Ekrem İmamoğlu haklı oraya da gelirim. Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında. Müthiş bir resleşme. Ekrem İmamoğlu 39 ilçeye isimleri gönderiyor. Bunlar açıklanacak diyor. Parti meclisi karışıyor. Çok büyük kriz var. Hatta o kadar ileri gidiyor, gidildi ki yani bu bir iddia olduğu için söylüyorum. Telefonlar yüzlerine kapanmış falan filan. Yani konuşurlarken birbirlerinin yüzlerine kapanmışlara kadar giden iddialar var. E ne oldu? Burada bir kriz olduğu belli. Parti meclisinden çok bir şey çıkmadı. Parti meclisi ertelendi. Kitlendi bir de. Çarşamba günü ertelendi. Çarşamba günü açıklama kararı alındı. Neden? Kriz var ortada. Ha bugün de deniyor ki Ekrem İmamoğlu yeniden adaylığı lansmanını yaptı bugün. Orada gerek Ekrem İmamoğlu'nun güzellemeleri Özgür Özel'e karşı gerekse de Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'na karşı güzellemelerini izledik. O nasıl sarılıştı gördün değil mi? Ya. Hani bir arkada kardeş, abi kardeş sarılması gibi nasıl baba oğul dedik ya oradan o yüzden geldim. Hani nedir bu? Bu bir şeylerin üstünü hani sorunların üstünü örtme. Böyle krizleri şu anda biz rafa kaldırdık şeyleri, görüntüleri bunlar. Yani biz aslında beraberiz ama işte biz aramızda da istişareler yaparız. Ya böyle bir şey işte bu artık kamuoyu. İnsanlar bunlara inanmıyor. Çünkü geçmişinizde, hem de çok yakın geçmişinizde yaptıklarınız, yaşattıklarınız insanları artık ikna etmiyor. Samimi de gelmiyor. Samimi gelmiyor. Yani işte biraz önce bahsettim sana Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ilişkisi. Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ilişkisi nerelere geldi? O nedenle hani artık kamuoyunu kandırmanın da bir anlamı yok. Bir kriz var, bu çok belli. Bu nasıl çözülecek bilmiyorum. Yani Özgür Özel mesela çok net bir tavır koymuş İzmir'le ilgili. Burayı ben karar vereceğim diye. Evet, Ekrem İmamoğlu'nun da İzmir'le ilgili planları var. Hani neden Ekrem İmamoğlu haklı? O tarafı da istersen kısaca anlatayım. Ekrem İmamoğlu ise gönderir. Bunlar seçilecek, bu isimler aday gösterilecek der. Çünkü Özgür Özel rüyasında görmeyecek koltukta oturuyor. Ekrem İmamoğlu sayesinde. Değişim dedi. Gücünü gösterdi. Öyle veya böyle. Önce il başkanlığında. Ya bak nasıl olduğu tartışılır, konuşuruz. Onu konuşmuştuk zaten. Konuşmuştuk evet. Öyle veya böyle. Sonuçta Kemal Kılıçdaroğlu'nu, yani babasını, tırnak içerisinde söylüyorum, babasını yedi mi, o koltuktan etti mi? Etti. Özgür Özel'i oturttu mu oraya? Oturttu. Ekrem İmamoğlu birçok şey isteme hakkına sahip. Ben İzmir'de de bunu istiyorum diyebilir. Ben 39 ilçede de bunu istiyorum diyebilir. Neden? Ha bir de işin hani şey tarafına da bakalım. Biraz realist tarafına da bakalım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bu isim. Değil mi? 5 yıldır burayı bu büyükşehir o yönetmiyor. Ya partinin popüler ismi. İstanbul'da hangi ilçelerde kimin olabileceği konusunda da en fazla fikri olan isim o değil midir? Hem öyle haklı hem böyle haklı. Hiç kimse kusura bakmasın.